Merhabalar sevgili okul arkadaşlarım. Bugün eşya hukukunda üst alta tabidir kuralının istisnalarını beraber göreceğiz. Burada göreceğimiz 4 tane, 3 tane istisna var. Bunlar üst hakkı, mecralar, taşkın yapı ve muhtesat. Özellikle biz bugün üst hakkı, mecralar ve taşkın yapıdan bahsedeceğiz. Öncelikle üst hakkından bahsedelim. Sahibine sınırlı bir mülkiyet hakkı tanıyor. Üst hakkı her şeyden önce. Bu noktada çünkü üzerinde yapılacak tasarruflar ittifak sözleşmesinden bağlı arkadaşlar. Şimdi burada üst hakkın aslında bildiğiniz üzere bir sınırlı aynı hak olması sebebiyle ittifak sözleşmesine bağlı olarak üzerine yapılacak tasarruflarına bağlı bir sınırlı aynı hak tanıyor desek daha doğru olur. Bir binanın bütünü üzerinde ancak üst hakkı kurulabilir. Bir kat mülkiyeti üzerine kurulamaz. Burası da bir diğer noktadır. Üst hakkının kapsamında belirlilik prensibi, belirlilik ilkesi gereğince bir binanın bütün üzerinde üst hakkı kurulabilir ama bir kat mülkiyeti üzerinde üst hakkı kurulamaz. Buna dikkat edelim. İrtifakla üst hakkı tanınan kişiye bir yapı yapması ve araziden bağımsız olarak onun mülkiyetine sahip olması sağlanır. Bu üst hakkı ile üst hakkı tanınan kişiye, bu irtifak hakkı, bu üst hakkı tanınan kişiye bir yapı yapması ve araziden bağımsız olarak onun mülkiyetine sahip olması sağlanıyor. Üst hakkının aslında durumu bu. Yani bu karşımıza gelen kural olarak üst alta tabidir. Yani bir arazinin üzerinde yapılmış bir yapı varsa o yapı da alta, yani araziye tabidir, ona bağlıdır, mülkiyeti ona tabidir. Kuralın ilk istisnası üst hakkıdır. İkinci bir istisna ise mecralar. Kuvvet ve maddelerin taşınmasına yarayan teknik tesisat olarak adlandırabiliriz biz mecraları. Yine başkasının arazisinde ama o mecradan kim yararlanıyorsa onun mülkiyetinde olacaktır mecralar. 3 halde olur. Bunlar zorunlu mecra ittifakı, zorunlu olmayan mecra ittifakı ve önceden bir taahhüt olması durumlarıdır. Öncelikle zorunlu mecra irtifakına bakmak gerekirse bu kanundan doğan bir şey zaten. Zorunlu, kanuni, zorunludur ve herhalde yapılması gerekir. Zorunlu mecra irtifakı. Zorunlu olmayan mecra irtifakı ise anlaşma yoluyla elbette ki yapılıyor ve bir diğeri de önceden bir taahhüt varsa, bir borçlandırıcı işlemle mecra hakkı vereceğim demesi gibi, bu hallerde de önceden bir taahhüt sonucunda, borçlandırıcı işlem sonucunda mecra hakkı da tesis edilebiliyor. Yani zorunlu mecra irtifakı kanunen doğar, zorunlu olmayan mecra irtifakı ise anlaşma yoluyla kurulabiliyor arkadaşlar. Bu da yine niye burada bahsediyoruz? Yine bahsettiğim üzere üst alta tabidir kuralının bir diğer istisnası da mecralardır arkadaşlar. Not, bu üç halden biri mevcut değilken yapılan mecralara karşı müdahalenin men'i davası açtır. Yani diyelim ki zorunlu mecra irtifakı yok, kanunen doğan bir mecra irtifakı yok. Ve bununla birlikte anlaşma yolu ile yapılmış bir zorunlu mecra ittifakı, zorunlu olmayan mecra ittifakı, o da yok. Veya önceden bir taahhüt dahi bulunulmamış. Bunlardan herhangi birisinin mevcut olmadığı halde yapılan mecralara karşı müdahalenin men'i davası açılacaktır. Daha önceden bahsettiğimiz ittifak davası kadar kapsamında müdahalenin men'i davası, mülkiyete dayanan müdahalenin haksız müdahale karşısında haksız müdahalenin men'i davası açılmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kaldırılıp atılabilecek şekilde değil de kocaman bir yapı gibi yapılırsa bu mecralar haksız yapı hükümlerine gider. Bakın burası da mühim. Söz konusu mecralar arkadaşlar ne için? Zaten kuvvetli maddelerin taşınmasına yarayan teknik tesisattan ibaret bunlar. Bu teknik tesisatın kaldırıp atılacak şekilde değil de kocaman bir yapı şeklinde yapılmaları halinde, bakınız hangi yola gidiyoruz? Daha geçen videoda bahsettiğimiz haksız yapı hükümlerine gidilecektir arkadaşlar. Bu mecraların bu şekilde yapılması halinde. Gelelim üst alta tabidir kuralının 3. istisnası, yani taşkın yapı haline. Taşkın yapı hali yer altı, yer üstü ve hava taşmaları. Bunların her birisi taşkın yapı olacaktır. Bir taşınmazın taşınmaza ilişkin yer altından taşma veya sınırlarına ilişkin yer üstünde gözle görülür bir taşma veya hava sahası kapsamında bir taşma. Bunların her birisi taşkın yapıya dahil. Öncelikle şu 4 şartın mevcut olması gerekiyor. 4 tane şart olması gerekiyor taşkın yapı olabilmesi için. İlki 15 gün içinde itiraz edilmemiş olması. Bu çok mühim. Taşkın yapının öğrenilmesine rağmen 15 gün içerisinde itiraz edilmemiş olması. İkinci olarak önceden bir taahhüt veya irtifak olmaması. Bu taşkın yapıya ilişkin önceden bir taahhütte bulunulmuş da veya bir ittifak verilmesi, mesela üst hakkı veya balkon taşma irtifakı gibi, bunun gibi irtifaklar var. Balkon taşma irtifakı verilmişse sonradan hava sahasının hava sahası demek ne kadar doğru da, yani hava sınırının aşılmasından dolayı, taşkın yapıdan dolayı taşkın yapı hükümlerine gidilmesine engel olur. Dolayısıyla önceden bir taahhüt veya irtifak bulunmaması lazım. Üst hakkı gibi, balkon taşma irtifakı gibi bir irtifakın, bir taahhüdün, bir irtifakın bulunmaması da şart taşkın yapı için. Üçüncü şart, inşaatı yapanın iyi niyetli olması. Bu bir diğer şart da budur.
Burada krokilere bakmamışsa mesela kötü niyetli olur. Ama inşaatı yapanın mutlaka notlara taşkın yapıyor. Hükümden edebilmesi için inşaatı yapanın iyi niyetli olması lazım. Ve dördüncü olarak da durum ve koşulların haklı göstermesi. Dördünü tekrar söylüyorum. Bakın 15 gün içerisinde itiraz edilmemiş. Taahhüt veya irtifak olmamış bununla ilgili taşkın yapılabileceğine ilişkin veya yapılmamış artı ve iyi niyetli olmadığı inşaatı yapanın taşkın yapı şeklinde inşaat yapanın iyi niyetli olması ve haklılık göstermesi durum ve koşulların bu durumu taşkın yapıyı haklı göstermiş haklı gösteriyor olması da lazım. Bu dört şartın mevcut olması lazım taşkın yapıdan bahsedebilmemiz için. Şimdi bu dört tane şart birlikte mevcutlarsa iki tane yol var. Yapıyı yapan lehine, taşkın yapıyı yapan lehine iki tane yol var. Bu noktalara dikkat edin. 15 gün içerisinde itiraz noktası çok mühim. Bu noktalara gidebilmek için her şeyden önce taşkın yapının öğrenmesine rağmen 15 gün içerisinde itiraz edilmemiş olması lazım ki bu aşağıda bahsettiğimiz yollara gidebilirsin. Mühim bu nokta. Yapıyı yapan lehine ya bir eşyaya bağlı irtifak kurulacak ya da taşan kısmın tabi olduğu arazi parçasının mülkiyetinin devri istenecek. Bakınız. Bu ikisinden birisi noktasında anlaşılması gerekiyor. Eğer ortada bir taşkın yapı varsa, taşkın yapı ne demiştik? Üst alta tabidir Kur'an'ın 3. istisnasından bahsediyoruz. Ortada bir taşkın yapı varsa ve buradaki 4 tane şart yerine gelmesi, 15 gün içerisinde itiraz edilmemiş olması, önceden bir taahhüt veya irtifak bulunmamış olması, inşaat yapanın iyi niyetli olması, durum ve koşulların haklı göstermesi halinde bu taşkın yapıyı yapan lehine ya bir eşyaya bağlı irtifak kurulacak ya da taşan kısmın tabi olduğu arazi parçasının mülkiyetinin devri istenecek. İkisinden birisinin anlaşmaları gerekiyor. Anlaşma olmazsa eğer ne yapılacak? Bu kere dava yoluna gider. Hakim mülkiyetin geçirilmesine kararı yenilik doğuran bir karar olarak verebilecektir. Zaten bu da karşımıza gelen mahkeme yoluyla tesirsiz iktisap hali söz konusu olur. Not. Burada taşkın yapıda kanundan doğan bir borç ilişkisi vardır. Kanundan doğan bir borç ilişkisi. Arada herhangi bir özel hukuk noktasında daha doğrusu özel kendi aralarında bir ilişkiden dolayı doğan bir sözleşmeden değil, kendilerini bizzat yaptı değil, kanundan direkt doğan bir borç ilişkisi var taşkın yapıda. Ama tabii bu dört şartın yerine gelmiş olması lazım. Bu dört şart vardığı halinde taşkın yapıyı yapan bu iyi niyetli şahıs, zaten iyi niyet taşkın yapının olmazsa olmaz şartı, arazi malikine gidip ya irtifak ya mülkiyet diyebilir. Aynı amiyen tabiriyle şöyle söyleyelim, arazi malikine başvurarak bu iki haktan birisinin yerine getirilmesini, yani ya eşyaya bağlı irtifak kurulmasını ya da mülkiyetin kendisine aşan kısmının mülkiyetinin kendisine devrini isteyebilir. Bakın burada taşan kısmın tabi olduğu arazi parçasının mülkiyetinin devri. Bunu da isteyebilir. Bu halde artık taşan yerdeki taşınmaz malikinin birini seçme borcu var. Çünkü ortada kanunen doğan bir borç ilişkisi var arkadaşlar. Birini seçmese borcunun yerine getirmemiş olur ve dava yoluna gidilir. Tekrar söylüyorum. Neden? Çünkü ortada kanunen doğmuş bir borç ilişkisi var. Sanki aralarında bir sözleşme varmış. Direkt kanunen doğan bir borç ilişkisi olması hasebiyle söz konusu bu taşınmaz malikinin, taşan yerdeki taşınmaz malikinin bu ikisinden birisinin, yani bir eşyaya bağlı irtifakın kurulmasını ya da taşan kısmı tabi olduğu arazi parçasını bu iyi niyetli taşkın yapıyı yapan kişinin devrini kabul etmesi, ikisinden birisinin seçmesi gerekir. Aksi takdirde borcunu yerine getirmemiş olur ve dava yoluna gidilecektir. Bakın işte bu duruma düşmemesi için ne yapması lazım? Her şeyden önce neden bunu en baştan söylemiştim? Bu ilk şart çok mühim. Çünkü bunun farkında olduktan sonra 15 gün içerisinde mutlaka itiraz edilmesi lazım. Taşkın yapı yapıldığının farkına vardıktan sonra 15 günlük bir süre var ve bu süre içerisinde itiraz etmezse eğer, aksi takdirde ilerleyen süreç sonucunda bu şartların meydana gelmesi halinde taşkın yapıyı yapan lehine bu iki durumdan birisi mutlaka kendisinin vermesi gereken bir taviz olacak tabiri caizse. Ya eşyaya bağlı bir ittifak kuracak taşkın yapının iyi niyetli taşkın yapı yapan taraf adına ya da taşan kısmın tabi olduğu arazi parçasının mülkiyetini devretmek zorunda kalacak. İşte bu yüzden bu durumlara düşmemesi için bu taşan kısmın tabi olduğu arazinin mülkiyetin sahibi, taşınmaz sahibi neyse 15 gün içinde buna itiraz etmiş olması lazım. Aksi takdirde bu durumlar karşısında düşebilir. Bununla birlikte bakın bir de inşaatı yapan iyi niyetli olmadık dedik ve bu da parantez içerisinde yazmışım. Krokilere bakmamışsa mesela kötü niyetli demişim. Niye? Çünkü iyi niyet ne demek? Söz konusu mevcut durumu bilmiyor veya bilmesi gerekmiyor olmasıdır. Sen söz konusu taşkın yapı bir taşınmaz olarak bir bina inşa ediyorsun taşınmaz üzerine. Burada bunun taşıp taşmadığı noktasında krokilere bakmazsan diyor kötü niyetlisin.
Bu kere ne olmuş olur? Taşkın yapının bu bahsettiğimiz kurucu şartlardan birisinin eksik olması hasebiyle burada bahsettiğimiz durumlar söz konusu olmaz. Hatta bakın, durum ve koşulların haklı göstermesi de gerekiyor. Taşkın yapı olması ve yapıyı yapan lehine şu durumlardan birisine gidilebilmesi için. Yani bu şartların her birisinin özellikle irdelenmesi lazım. Eğer somut olay nezdinde bize sınav kağıdına vermemişse bunlar. Bunların her birisinin teker teker yazılması, sonra somut olay nezdinde var olup olmadığını incelenmesi, ardından bu noktalara gidilmesi lazım. Hatta mesela hocamız soruyu vermiş, somut olayı vermiş. Bir taşkın yapı yapıldığını, mesela balkon yapılıyor ve bu balkonun kendi arazinize sarktığını, taştığını, farkına vardığını ve bunun avukatına danıştığını, bazen böyle sorular gelebiliyor sınav kağıdında. Siz avukat olsaydınız söz konusu taşınmaz malikinin, bakın taşkın yapı yapanından bahsetmiyorum, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini tavsiye edersiniz derse, hemen şu ilk şart aklınıza gelmeli: 15 gün içerisinde itiraz. Bunu öğrendiği andan itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmiş olması lazım. Aksi takdirde taşkın yapı hükümlerinde hasebince bu iyi niyetli ise aynı zamanda bu taşkın yapıyı yapan lehine şu aşağıda bahsettiğimiz iki durumdan birisinin verilmesine sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bunlar mühim arkadaşlar. Daha fazla üzerinde durabileceğim bir şey yok taşkın yapı hakkında. Buraya dediğim bu videoyu neye ayırmıştık? Özellikle üst alta tabidir. Yani bir taşınmazın bir arazinin üzerinde yapılan bir yapı varsa bu yapı üst alt tarafta arazi. Dolayısıyla üst alta tabidir kuralı gereği. Onun mülkiyeti de, o yapılan yapının mülkiyeti de arazinin sahibine kalacaktı. Ama tabii bu üst alta tabidir kuralının 3 tanesini aslında biz bugün gördük. Taşkın yapı ilk bahsettiğimiz değerisi de taşkın yapı onlardan bir tanesi. Bir diğeri mecralar idi. Ve mecralarda özellikle zorunlu mecra ittifakı belki sonradan üzerinde dururuz. Burası da yine çok mühimdir. Veya zorunlu olmayan, kendi aralarında anlaşmayla da zorunlu olmayan mecra ittifakından bahsedebiliyorlardı. Mecra ittifakı, mecraları vesaire bunlardan bahsettik ve bir diğeri de üst hakkı idi, hatırlarsınız. Bunlar kural olarak üst alta tabidirin istisnaları idi. Biz bugün bu videoda bunu görmüş olduk. Gelecek videoda yanlış hatırlamıyorsam mülkiyet hakkına getirilecek sınırlandırmalar kapsamında alım, ön alım ve geri alım, iştira, şufa, o haklara gelecek videoda geçeceğiz. Bu video bu kadar olsun. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.